Merhaba arkadaşlar, uzun zamandır video yapamıyorum. Bunun için öncelikle özür dilerim. Bununla birlikte bugün çok özel bir kadro var. Çok güzel bir antrenman yapacağız. Benim peak antrenmanların herhalde en son zorlayıcı hacimde olan antrenmanlarından biri. Artık bu noktadan sonra biraz yoğunluk devreye girer herhalde. Güzel, yani iyi hissediyorum. Ama şöyle bir şey var. Normalde dün yapmam gerekiyordu bu antrenmanı, ancak bu salonda işte dansla ilgili bir mevzular var. Hatta şöyle göstereyim. Dans yarışması sanırım. Ne olduğunu tam bilmiyorum. O yüzden hani bir gün geç yapacağım. Çok iyi de geçebilir bu yüzden. Yoksa ya da işte hani sinir sistemimi afallamış da olabilir. Kötü de geçebilir. Göreceğiz. Ama ben kendimi bayağı iyi hissediyorum. Bugün yine bir PR hedefliyorum. Hem bench'te hem squat'ta. Deadlift sabit gittiği için çok bir rekor olacak gibi durmuyor. Şimdi salonda efsane. Daha önce videolarımda görmediğiniz ama belki yarışmalarda gördüğünüz bir arkadaş var. Çok şampiyon da olmuş ya bu salon. Video yapamamın sebebini bir de Instagram'da görmüşsünüzdür büyük ihtimalle arkadaşlar. Hafıza kartım kırıldı ve o hafıza kartında hayatımın en iyi antrenmanı vardı. Hasan'la beraber coşmuştuk. Gerçekten PR üstüne PR'dı. Ama hafıza kart kırıldı, ancak hafıza kartı alıp antrenmanlarda kameraya çekebilecek fırsatı buluyorum. Bugün squat'ta daha önce hiç yapmadığım bir hacim yapacağım. Her türlü. Yani o kesin gelecek. Hacim rekoru kesin gelecek ama ben tekrar rekoru da hedefliyorum. 155 kilo ile çalışacağım. 115 kilo da bench press yapacağım. Daha sonra zaten 190 kilo deadlift. Deadlift'te 200'ün üstüne hiç çıkmayacağım şeye kadar, yarışmaya kadar. Bakalım. Siz başladınız mı ya? Ne kadar oldu? Tamam. Hadi. Stabil çık. Omuzlarını aşağı bastır. Bak, çıkmadan önce şöyle ağırlığa bir kendini yükselt. Buraların iyice sıkılsın, öyle böyle çık sonra. Tamam, yeter. Çok iyi. Çok iyi, kemer dolu, çok iyi. Şey, şöyle hani küçük küçük adımlarla çıktın ya. Büyük ama etkili adım atmaya çalış. Çok büyük değil ama. Hani böyle minik minik şöyle attın abi. Şöyle at. Şöyle. Dur bakalım, senin asıl kemer gelsin de görelim. Omzu it aşağı. Aynen. Evet. Var,
Helal be, çok daha kontrollü, daha kontrollü. Evet. Fatih şu zaman. Güzel. Harfi ama. Hasan. Niye bu kadar öfke etsin ya? Oğlum adam işte. İlk sette 9 yaptı Hasan. Şimdi ikinciyi çekiyoruz. Yine bir 9 gelir mi? Çok iyi Hasan. Arfin yok daha. Yok 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 yok. Çok iyi. Bırak bence. Bırak bırak aynen. 7 mi oldu? Kaç oldu? 8 çıkacak gibi. İyi abi, istenen hacim, istenen hacimin 2 katı çıkacak neredeyse. Çok iyi. Kaç? 10 yaptı, gözünde oynadı, bir şey oldu ya. Ben de anlamadım. Şey, büyük ihtimal kurulumum bozuldu. Hadi. Çok güzel aç. Sektir ya, bana saksana. Dostları izlemiyor abi. Nora mı sektiriyor? Ağır geldi ya. Nora mı sektiriyor? Çok güzel. Arkadaşlar son videoda çok kaliteli soru bulamadım açıkçası ama bu konuda sorular fazla olduğu için birazcık cevaplama isteği duydum ve şey, bu konuda konuşacak çok şey var. Arkadaş basit bir şekilde strap nasıl takılırı sormuş ama ben strap ile ilgili her şeyi hemen kısaca açıklamak istiyorum. Salonlar tebeşire müsaade etmediği için çoğu zaman kirlilikten dolayı kullanmak durumunda kalıyoruz. Ben de Hong Kong'da kalmıştım bu durumda ve hatta ben de nasıl takıldığını bilmediğim için Bryce Lewis'e mesaj atmıştım, bana özel bir video yapmıştı. Yani aslında çok komplike bir şey değil ama demin konuştuk. Hani eğer elleriniz, ya yani parmaklarınız çok uzun değilse çok tur attırmayın. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında takış şu şekilde. Yani ben eskiden bayağı üstten doladığımı hatırlıyorum ve kaldırdığım an elimden böyle çıkıp gidebiliyordu. Alttan hani bunu takmak daha mantıklı olacaktır. Ben bu şekilde yaklaşıyorum. Aynen. Yaklaşsan. Hani elime bu şekilde doluyorum. Biraz daha önde olmasını savunanlar da var ama bilmiyorum, ben yapamıyorum yani çok fazla. Bunu da tek elle, hani birazcık şunu şöyle çekip tabii, tek elle böyle kavradığınız zaman aslında çekişe hazır oluyorsunuz. Dediğim gibi hani grip'in kalınlaşmasını istemiyorsanız daha az tur attırabilirsiniz buna.
Onun dışında şunu söylemek istiyorum. Hani strap kullanılmalı mı? Strap kullanımı hani tutuş gücünü etkiler mi? Strap aslında faydalı bir şey. Özellikle şu tarz hani overunder mı deniyordu? Overunder grip'te değil mi bu? Underover mu? Neyse işte. Hangisi ise ismini hatırlamıyorum şu anda. Hani bu tutuştan o kadar uzaklaştım. Bu tutuşu tutanlar bence antrenmanların yarısını, özellikle yüksek hacimli antrenmanların tamamını bununla yapabilirler. Eğer powerlifterseniz, vücut geliştirmede arkadaşlar tutuş gücünün hiçbir önemi yok. Gerçekten vücut geliştiriciler bence kesinlikle full strap kullanmalı. Çünkü önemli olan kas gelişimi ve tutuş gücüne ihtiyacınız olmayacak vücut geliştirme yarışmasında. Bu yüzden simetrik bir büyüme içinde bence strap vücut geliştiricilere kesinlikle öneriyorum. Bunun dışında ne ekleyebilirim? Ben her zaman hook gripçi olduğum için her zaman straple çalışıyorum. Eğer hook grip'i iyi öğrenirseniz bütün antrenmanları straple yapıp sadece yarışmaya yaklaşınca hook grip kullanıp gayet iyi sonuç alabilirsiniz. Bu tutuşu da tavsiye etmiyorum çünkü asimetri yaratıyor. İşte ağırlığı kaldırdığınızda ağırlığın bir kısmının öne gitmesini, işte oblik gelişiminde, kanat, erektör gelişiminde hani hep böyle bir asimetri yaratıyor. Bu yüzden tavsiye etmiyorum. Strap kullanımı işte eleştiriliyor böyle strongmanler falan hani daha çok çekebiliyorlar diye. Evet işte ne güzel aslında bunu bir ağırlığı arttırdığı için overload tool olarak yani overload aracı olarak da kullanabilirsiniz daha ağır kaldırmak için. Yani ben strap kullanımını sonuna kadar savunuyorum. Hani bunu da söylemiş olayım. Onun dışında kullanım demin anlattığım gibi. Umarım eklemem gereken bir şey yoktur. Var mı sizce? Aklımıza bir şey daha geldi arkadaşlar. Strap'i kurarken, buraya dolarken görmeyebilirsiniz barın hangi kısmında olduğunu ve asimetri olabilir. Ona da dikkat ederek sarmanız iyi olacaktır. Biraz yaklaş, bir şey daha söyleyeceğim. Dediğim gibi vücut geliştiricilerin tutuş gücüne ihtiyacı yok. Diğer güç sporlarıyla ilgileniyorsanız aslında strongmanlerin de bir noktaya kadar yok ama tabii ki Farmers Wall falan filan asıl en çok onların güçlendirmesi gerekiyor. Türkiye'de pek strongman yok. Powerlifterlar, tutuş gücünü geliştirmek istiyorsanız benim tutuş gücüyle ilgili egzersizlerimin olduğu bir video var. Powerlifting'e spesifik hani tutuş egzersizleri. Onu izleyebilirsiniz. Son bir duyuruda da bulunmak istiyorum. Ben Balkaya Texas Method yazdım. Herkese açtım ve herkes editliyordu. Editlemeden görüntülemeyi bulamadığım için ve programı birçok insanın yanlış uyguladığını düşündüğüm için buna özel bir video yapacağım. Takipte kalın. Birazcık sabırlı olun. Hani bununla ilgili bayağı detaylı bir video gelecek.